How are you? I'm good, sir. How are you? Good. İki Teker'in yeni bölümünden hepinize merhaba dostlar. Ne var ne yok, ne yapıyorsunuz? Karnımızı doyurduk, yemeğimizi yedik, şimdi yola çıkalım. Kebap House. Yeah. Sesine kurban oldum senin ya. Evet dostlar, umarım keyifler yerindedir. Bugün çok keyifli şeyden bahsetmeyeceğim ama olsun. Evet, bugünün konusu abi, motosikletinize sahip çıkın. Yani artık çelik halatla motoru 10 yerinden nereye bağlıyorsanız, nereye sabitliyorsanız sabitleyin ya da motoru yatak odanıza kadar sokun ya. Öyle koruyun motorunuzu yani. Şimdi geçen bir tane arkadaşım yazdı bana. Çocuk dedi ki, ya dedi benim motoru çalıyorlardı dün gece. Dedim hadi ya. Vallahi dedi bak böyle oldu. Olayı da şöyle anlatayım kısaca. Allah'a çok şükür motoru çalamadılar da. Çocuk zaten motoru hem disk kilidiyle hem de işte zincirle artık yani zincir var mıydı tam emin değilim de bağlıyor. Hani motorda bütün güvenlik önlemleri var. Takip cihazı falan da var. Neyse abi, motoru bağlıyor. Gece işte sabaha karşı, gece yarısı motoru çalmaya çalışıyorlar abi. Önce motoru çalmaya da tabii motosikletle geliyorlar. Klasik. Ama yani abi o kadar şerefsizler ki. Önce bir motorun etrafında bir geziniyorlar. Bakıyorlar ne var ne yok, kim var kim yok. Biri motorda bekliyor, iniyor. Sonra bakıyor kilit milit var mı? Önce kilidi görüyor. Motorun arkasında da şey var. Motorun arkasında da kilit var abi. Şey, çanta var. Hard case. Ondan sonra eleman bakıyor motorda kilit falan var. Kilidi açmaya çalışıyor. Açamıyor. Arkadaki hard case'e gidiyor. Hard case'i kırıyor. Nasıl çıkarıyorsan onu bir şekilde çıkarıyor oradan. Ondan sonra bir gidiyorlar. Sonra karar değiştirip geri dönüyorlar. Ondan sonra eleman motora zarar vermeye başlıyor. Motoru düşürüyor yere. Motoru tekmeliyor. Çantayla vuruyor falan. Lan şunu da polis zannettim ha, eski polis arabası. Abi motora çantayla vuruyor, böyle bayağı bir 3-4 bin liralık ediyor motoru yani. 3-4 bin liralık hasar veriyor motora. Ya arkadaş, çalamıyorsun motoru, tamam mı? Ya motoru çalamıyorsan, neyse sen önce bir videoyu izleyin, siz videoyu bırakıyorum şuraya. Videoyu izleyin abi.
izlediniz mi abi? Gördünüz videoyu. Ya şerefsiz herif. Hani zaten hırsızsın. Zaten şerefin yok da. Hani zaten öldürülecek adamsın da. Ya motoru çalamıyorsun, tamam mı? Abi çalamıyorsun, git. Git yani, tamam mı? Niye adamın motoruna zarar veriyorsun ki? Ya şerefsiz herif. Zaten şerefsizsin. Şerefsizliğin üzerine şerefsizlik ekliyorsun yani. Abi yani çalamadığın zaman çalamıyorsun değil mi? Ben bunu çalamadım. Adam güzel bağlamış da git yani. Ne yaptırımı yok işte, anlatınız bakayım. Adam bizim arkadaşın dükkandan çalmışlardı motoru. Adam arkadaştan önce çıktı şeyden yani, karakoldan. Yaptırımı yok yani. Ne oldu? Çocuğun motoru yalanda yere granajlar artık, granaj neyse, onlar gitti. Çantası kırıldı. Çantasını çaldı. Çantayı da normalde eve falan da alıyormuş ama o gün almamış yani. Almayacağı tutmuş. Genelde zaten bu tarz olaylar hep işte, ya bir eve çıkıp geleceğim, bugün de almayayım ne olur dediğiniz zamanlarda oluyor. Ve engellenmiyordu yani, engelleyemiyorsun. O iş başına gelecekse geliyor bir şekilde yani. Ama bu memleket hırsızının şeyi bile yani, şerefsizin kara kökü yani adam. Neyse ya, böyle hani bayağı insanın moralini bozuyorlar ya. Benim motorumun başına böyle bir şey gelecek olsa oturur ağlarım herhalde yani. Düşünsene adam motoru çalamış. Ya şimdi motorun tam çalınmadığına sevinirsin de arkadaş, motora 3-4 bin liralık hasar vermek nedir ya? Şimdi abi motorunuza artık sahip çıkın diye. Bir şekilde sahip çıkacaksın abi motora. Artık evin içine mi sokuyorsun motoru? Yatak odana kadar götür yani. Götürebiliyorsan götür abi. Varsa öyle imkanın. Şimdi imkanın yoksa ne yapacaksın abi? Çalsınlar mı motorunu? Şimdi diyelim ki garaja bırakamıyorsun motorunu. Kapalı bir otoparkın da yok. Otoparka para da veremiyor. Abi otoparklar da pahalı şimdi. Ben motoru Yamaha Drive otoparka vermeye çalışıyordum. Adam benden 200 lira para istiyor abi. Yamaha Drive ya. Hani motor 10 yani küçücük bir yer kaplıyor yani. Adam 200 lira para istiyor. Şimdi her ay 200 lira kim verebilir ki abi? Ne yapacaksınız abi? Bir şekilde motorunuzu artık sağlam bir kilit mi alıyorsunuz? Ya kilit de almak problem. Hadi arkadaşım motoru büyüktü. MT-09 Tracer. O motoru böyle kaldırıp götürmeleri çok kolay olmaz. Ama scootersa abi, ne bileyim böyle başka SS falansa, böyle süper sporsa, adamlar ne yapıyor biliyor musun abi? Kucağına alıp götürüyor motoru. Yani kucağına alıp arabaya yüklüyorlar, götürüyorlar. Bugün öyle bir tane videoya denk geldim şeyde, Facebook'ta. Adamlar kaldırımdaki süper spor motoru 8 saniye transporterın içine atması. Düşünsen abi, 8'e kadar sayıyorsun motor gidiyor yani. Şey dememek lazım yani. Şu eve bir ayakkabılarımı değiştirip geleceğim. Onun için bile çıksan abi, kilitleyeceksin abi motorunu. Şimdi tekno takip takın diyeceğim. Şimdi diyeceğiniz, siz de diyeceğiniz ki abi işte bilmem kaç bin lira para, nasıl takalım? Sen de haklısın abi. Sen de haklısın, ne diyeyim yani. Pahalı ama işte motorda gidince o paradan komple oluyorsun yani. Motor gidince de gitmiş oluyor yani. O zaman ne yapacaksın? O daha kötü. Ama tabi adam şimdi, ya şöyle bir şey var memlekette de abi. Şimdi anlıyorum, motorlar çok pahalı. E şimdi bir para biriktiriyorsunuz, bir bütçeniz oluyor. Tutup işte ne bileyim 200 bin dolar ne diyecektim ya. Hadi 15 bin lira para biriktirdiniz. 15 bin liraya bir R25 satın alacaksınız. İşte 2013 model falan. 2014 model. 25 alacaksın abi. Adam şimdi 15 bin lirayı da direkt gidip motora yatırıyor. Yani yatırmak zorunda yani. Başka çünkü ya bütçeler sınırlı. Konuşamadım da. Adam bu sefer ne yapıyor? Kilit alacak parası yok abi adamın. Adamın tekno takibe verecek parası da yok. Ne alsın, çalınsın mı şimdi bu adamın motoru? Alsınlar götürsünler mi yani? İşte böyle olmaması lazım. Yani motorunuzu abi siz koruyacaksınız. Sizin motorunuzu maalesef devlet koruyamıyor. Motorun, devlet sadece o motorun vergisini almayı biliyor. Devlet o motoru korumayı maalesef beceremiyor. Yani hırsızı yakalasam bile abi o motoru almam bir daha çok zor. Sattım diyor, bir şey diyor adam. Ne bileyim, ben çalmadım diyor. Zaten ben çalmadım dediği zaman, adam suçu kabul etmediği zaman zaten herhangi bir yaptırımı yok. Sonra ne olacak? Sen motorundan olmuş olacaksın işte. Sonrası o. Devlete güvenmeyeceksiniz abi bu konuda. Yani motoru da alıyorsan onu korumayı da bir şekilde, o işi de çözmen lazım. O işi çözemezsen abi motorundan olursun yani.
Allah'tan işte bizim arkadaş dediğim gibi motoru bağlamış diskilediğiyle. Adam diskilediğini görünce hiç uğraşmıyor zaten. Direkt videoda da gördünüz. Şu tünelin altından geçerken bir basayım şöyle. Küçük tünel ama olsun. Orada ışık yanıyor. Şuradan gidecektim de oradan da ışık gidip motoru toskir etmeye gerek var mı? Şurada sağdan mı gitsem, soldan mı gitsem ya da yol kapalı. Bilmiyorum, bahsettim ya, kursa gidiyorum, İngilizce kursuna, kayıt yenilemeye. Öyle motorunuza sahip çıkacaksınız abi. Bunun başka yolu yok, kullanması cimisi yok. Sen sahip çıkmazsan o motora kimse sahip çıkmaz. Neyse dostlar, bu bölüm böyle olsun. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Ne demek abim benim. Bildirimleri açın. Instagram'a abone olun. Instagram'dan da takip edin. Buradan mı dönüş? Burada ne var? Var mı buradan dönüş? Diyorsunuz ya abi, burada egzoza polis bir şey diyor mu? Bak, polisin yanından geçiyorum bak şimdi. Polis ait. Polis de içinde yokmuş. Bir şey demiyorlar yani. Egzoz burada yasak değil abi. Daha doğrusu benim olduğum eyalette yasak değil. Kaliforniya'da yasak herhalde. Bilmiyorum başka eyaletlerde yasak mı da. Kaliforniya'da da egzozun yasak olmasının sebebi sesinden dolayı değil abi. Emisyondan dolayı. Ohio'da emisyon diye bir şey yok. İstersen arabanın motorunun egzozunu boğazından sök abi. Öyle takıl. Neyse, kendinize iyi bakın dostlar. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Polis burada derse burada bir şey derdi değil mi? Demiyor işte. Gördünüz polis ayları. You guys closed? No. Ah, okay. Yeah, good to see you. Do you have a good summer? Yep. Good. It was very good. Get registered. Yep, I will. Nice to see you. How are you? I'm good, sir. How are you? Good.